Merhabalar, yepyeni bir Clash of Clans ile karşınızdayım ama bu sefer önemli bir haberim var. Resmi olarak Supercell destekli bir şekilde Google Play Games Beta üzerinden artık Clash of Clans'a erişebiliyoruz. Supercell Google Play Games Beta işbirliği ile bize bu imkanı sağlamış bulundu. Gerçekten uzun zamandır bilgisayardan Clash of Clans oynamak gerçekten zordu. Her güncellemede sıkıntı yaşanıyordu. Çoğu emülatörde artık Clash of Clans açılmıyordu. Supercell de emülatörlerle uğraşıyordu gerçekten. Clash of Clans açmaması için sadece telefon ve tabletlerde oynanması için çok fazlasıyla uğraşıyordu. Ama artık bilgisayara sonunda bir destek getirdi. Google Play Games'le beraber artık Supercell destekli bir şekilde sorun yaşamadan bütün bilgisayar... Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklamalar kısmından da Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. O zaman videoya devam edelim. Yerlerden rahatça Clash of Clans, hatta Clash Royale de gelmiş ve birkaç tane daha mobil oyun var Google Play Games Beta'da. Bilginiz olsun, bunları destekleyen bir şekilde, yapımcıların desteklediği bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ben de indirdim. Şu an Google Play Games Beta'dan oynuyoruz. Herhangi bir emülatörden değil. Siz de indirebilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmına Google Play Games'in orada linkini bırakacağım. Zaten indirdikten sonra ilk başta çıkan oyun Clash of Clans, bilginiz olsun. Yaklaşık içinde bir 10 tane falan filan oyun vardı benim baktığımda, ki güzel oyunlarda. Onları da oynayabilirsiniz. Mobilden değil, bilgisayardan oynamak isterseniz çok tatlı oyunlarımız var. Şu an Google Play Games Beta'dan Clash of Clans oynuyorum diyebiliriz. Bugün bakalım hesabımızda neler yapacağız. İlk kez gerçekten Supercell destekli bir şekilde Clash of Clans oynuyorum bilgisayardan diyebilirim. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi en son buraya ordu basmayı unutmuşum, niye unutmuşum bilmiyorum. Ama yavaştan videoma başlıyorum. Güzel haberi duyurduktan sonra şuradan yıldırımlarımı da basalım. Bu arada kraliçemizi bugün maxlıyoruz. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel bir gün. 40. seviyeyi göreceğiz. 76.000 kare iksiri direkt kraliçeme veriyorum acımadan. Ve kraliçemizi maxlamaya uğurlamış oluyoruz. Gayet güzel ve tatlı bir şekilde. 8 saat 10 dakika sonra Barbar Kralı'da bugün kasacağımız kare iksirlerle 8 saat sonra Barbar Kralı'da 40. seviye uğurlamış olacağız. Ve artık sadece kare iksir ihtiyacımız laboratuvarda kalacak. Bu laboratuvarda bitirdikten sonra, işçilerle yükseltmeleri bitirdikten sonra artık yan hesabımız belediye binası 1'den 0'dan getirdiğimiz hesabımız belediye binası 11 seviyesine gelmiş olacak. Gerçekten belediye binası 1'den başladık. 11'e kadar gelmiş olacağız. Hatırlarsanız aslında diğer hesabıma belediye binası 11'den başlamıştım. Yani o belediye binası 11 ile belediye binası 1 arasındaki eksikliği de bu hesapla kapatmış olduk gibi düşünebilirsiniz. O hesapta da belediye binası sonuçta zaten gayet güzel gidiyoruz. Şu an 4 tane kahraman birden yükseltiyor vesaire vesaire. Derken reklamımızı da yapayım. Klanlarımıza gelmek isterseniz PG2 adında bir klanımız var. Şöyle göstereyim. Hatta etiketini de göstereyim. Etiketi niye gözükmüyor lan? Aa, klan etiketleri mi kalktı? Niye öyle? Yer işaretleri. Aa, galiba oyundan klan etiketleri kalkmış. FG2 yazarak bulabilirsiniz ama nedense etiket yok. Şöyle bir hemen klan ara kısmından FG2 yazdığımızda arkadaşlar klanımız çıkıyor. Buradan gelmek isteyen arkadaşlarımız birinci sırada zaten çıkıyor. FG2 yazmanız yeterli. Belediye binası 12 ve 6 arkadaşlarımız bu klana gelebilirler. Belediye binası 12 ve üstü arkadaşlarımız ise korkusuz. Yanlış yazdık. Oyuncu yazdığınızda çıkan zaten tek klan. Gelmek isterseniz korkusuz oyuncu adında da şöyle güzel bir klanımız var. Ve binası 12 ve üstü arkadaşlarımız da bu klanımıza gelebilirler diyorum bizimle beraber gelişmek için. Bu arada ana klanda klan oyunlarını direkt 100.000 yapmış klanımız. Tebrik ediyorum o konuda. Burada da bir şekilde kasmaya çalışacağız. Sayımız az daha klan yeni açıldığı için. Ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ben de zaten 4.000 puan yaparım. Klandakilere de buradan zaten sesleniriz bir şekilde. Elimizden geleni yapmaya çalışırız diyorum. Klan oyunlarına da gelip burada isterseniz oynayabilirsiniz bu arada. O zaman şurada bir inşaat üstüme bakayım. Gayet güzel. Geçen videoda hatırlarsınız işim vardı galiba. O video bu videoya denk gelmişti. Hemen ben bir dakika bir şey bakabilir miyim?
Şimdi fark ettim, ana hesapla oynamamız gerekiyormuş. Ben de diyorum, ben dün zaten bu hesapta video çekmedim mi diyorum. Ejderhamızın yükseltmesi bitmiş. Bu hesapta deli gibi ganimete ihtiyacımız var bu arada. Ganimet kasarız diye düşünüyorum. Şöyle klan önüne de göstereyim. Allah, tomruk görevi bitmiş Emi ya. 104.000 yapmışız. Bütün klanı tebrik ediyorum buradan. Bayağı deli gibi 4.000 yapan arkadaşımız var. 32 arkadaşımız da yapmaya başlamış. Ben daha 1050'deyim. En gerilerdeyiz. Ama yavaş yavaş yapacağız. Sıkıntı değil. Aktiflikten dolayı klanımı tebrik ediyorum bu arada. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi bugün araştırma kısmında ne araştıracağız? Ne araştıracağız? Onu bir düşünmemiz lazım ama önce ganimet kasacağız zaten. O zaman düşünürüz. Duvarlarımız çok az kaldı. Şurada görüyorsunuz. Şöyle fareyle gösterdiğim kısımların az bir kısmı kaldı. Duvarları da yakında inşallah maksayacağız. Şimdi bir yandan hem görevleri yapalım hem ganimet kasalım istiyorum. 9900 elmasımız varmış. Şuradan inşaat üstüne kısmına geldiğimizde. Tamam, o zaman ilk saldırı için güzel bir köy bulayım ben hemen. Ondan sonra zaten araştırmayı falan filan düşünürüz. Gayet güzel bir şekilde gelişiriz, ilerleriz. Bir tane de görev için buradan bir tane görev seçeceğim. İlk saldırıyla hemen gidiyorum. O zaman videomuz başlasın. Hadi bakalım. Let's go. Evet, çok güzel ganimet olan bir köyle karşınızdayım. En güzeli de ganimeti toplayıcılarında ve madenlerinde olması. Şöyle okçularla hemen etraftan alacağım. %50 almamız önemli çünkü neydi o klan oyunları? Klan oyunları ile başkentler biraz bende karışıyor. Klan oyunları görevleri için savaş kazanmamız gerekiyor. Savaş kazanmış sayılmamız için de yıldız almamız gerekiyor. O yüzden biraz %50 almaya önem vereceğiz. Onun dışında zaten pek bir olayımız yok. Çok bedavadan ganimetimizi almış olacağız. Ölü bir köymüş bu arada köy. Tomruk atarın ne taraftan alsak acaba? Şöyle şuraya bir tane yıldırım, şuraya bir tane yıldırım. Gayet güzel. Şuraya bir tane okçu. Tomruk atarı nereden atsak en fazla yüzdeyi alırız. Şöyle yukarıdan bir bıraktım. Şuraya 3 tane, şuraya 3 tane okçu. O savunmalar bize sorun yaratmasın. Şuraya 2 tane, şuraya 2 tane. Oradan tomruk atar bize belli bir oran kazandırır. Şu ortada boşluk varmış bu arada. Yeni fark ettim. Gayet güzel, amacımız %50 almak olacak zaten. Tomruk atarla şu an güzel bir şekilde ilerliyoruz. Orada kaya saçarı falan da düşürecek o. Kahramanlar da çok muazzam bir hasar veriyor aslında ama set toplamış bu arada arkadaşımız. Birazdan tomruk atarımız düşer. %45 oldu. Şuraya bir tane yıldırım atacağım. Şuraya bir tane yıldırım atacağım. %47. Şuraya iki tane okçu yolladım. Şurada kara iksir deposuna saldıracağım. Gayet güzel bir şekilde. Herhalde 150'yi buluruz birazdan. Şuraya da iki tane okçu yolladıktan sonra gayet tatlı bir saldırı. %50'yi almış bulunuyoruz. Şuradan minyonumu atıyordum. Az kalsın unutuyordum. Onu da alıp yaptıktan sonra klan oyunları görevlerimizi de tamamlamış bulunuyoruz. Yeni görev olarak ne alalım? Şuradan Valkyrie aldım. 150-150 puan kasalım. Sonraki saldırıyla hemen devam ediyorum. Birazcık kara iksir kasmaya devam edelim. Araştırmalardan da bu arada büyük ihtimal şuradan yeti yükselteceğim. Bilginiz olsun, 6.3 milyona ne kadar süreye? 7 günlük süreye yükseltiliyor. Hadi bakalım o zaman devam edelim sonraki saldırımla beraber. Araya bir tane inşaatçısı saldırısı sıkıştırdım. Bu arada bu yine her zaman 500 kere saldırdım köy düzenlerinden bir tanesi, artık sıkıldım saldırmaktan. Buna şöyle yapacağım. Şuradan şunu ver. Şuradan da şunu ver. Gayet güzel. Daha şuraya iki tane top arabası yap. Evet, burada zıplama olduğunu valla 5 milyonuncu kez yaşıyoruz herhalde. Bunu benim artık bu tuzağı da hatırlamam lazım yalnız ya, bu düzeni gördüğümde. Çünkü hep aynı yerde oluyor tuzaklar bile. Unutmamam lazım. Orada bir tane top arabasını kaybettik ama çok sıkıntı değil. Zaten önemli, kritik bir top arabası değil de. Şu ikinci top arabam olmasaydı sıkıntı yaşardık ama o zaman. Güzel bir şekilde zaten etraftaki genel çer çöp şeyleri aldık. Şimdi şu mega test de bizim için çok değerli. Ondan sonra ana saldırımıza başlayacağız zaten. Şuradan kahramanımı atıyorum hatta şimdiden. Şuradan bir. Ondan sonra şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Bunu buraya. Bunu buraya. 3 numaralı Pekka'nın özelliğini iyi bir yerde kullanmam gerekecek. Şurada şöyle kullanacağım. Gayet güzel. Şu an gayet okeyiz bu arada. Tier 3'te özelliğini bastım.
Güzel. Şu 4 numarayı da şurada özelliğine basabilirsem. Çok iyisin. Okey. 2 numara. Tamam, o da ölmedi. Gayet güzel. Bu da tier 2'de basamayacağız özelliğini kahramanımızın. Neyse, ikinci saldırıda hava saldırısı yapabilirim. Hava mayınlarıyla fırını burada aldık mı bilmiyorum ama evet almışız. Buraya direkt hava saldırısı yapalım bence. Şimdik. 1, 2, 3, 4 tane hava savunması var. Bir de Tesla'ları vardır diye düşünürsek. Şuraya 1, şuraya 2. 2 tane kalıyor. Tane kalıyor. Buradan bir tane bebek ejderha ver bakalım. Şöyle şuradan başlayacağım. Bu top arabalarını kaybetmemem lazım yalnız. Ona çok dikkat edeceğiz. Şuradaki top vallahi canımızı okur. Sen de şuradan başla. Gayet temiz bir şekilde. Şu an gayet okeyiz. 7'ye 2. Ama bir an önce de almamız lazım. Onlar da önemli. Çok iyisin. Güzel. Orayı da zamanı geldiğinde indireceğiz. Gayet okeyiz bence şu an zaten. Tesla da çıktı orada. Az bebek ejderha çok saçma yerlere gidiyorsun. Gerçekten saçma yerlere gidiyorsun. Evet, bebek ejderha bir tık satıyor ya bize. Gerçekten bir tık satıyor. Herhalde 6 yıldız alamayacağız süre yüzünden de yani. Bebek ejderhanın satışı gören var mı? Şurada hava soğuması dışında her şeyi vurdu çünkü kendisi. Burada süreden yiyeceğiz gibi duruyor ne yazık ki. Ama sıkıntı değil. 6 yıldız almasak da olur. 5 yıldız gayet başarılı bir saldırı. Normalde 6 yıldız da alırdık bence. Bu saldırıdan gayet kolay bir şekilde. Saldırıyı sonlandırıyorum burada. Gayet güzel bir saldırıydı. Anaköy'den ganimet kasmaya devam edelim. Araya bir tane saldırı sıkıştırayım dedim. Anaköy'den devam ediyorum. Hadi bakalım. Evet, ganimeti fena olmayan bir köle karşınızdayım. Burada ganimet ne yazık ki sadece toplayıcılarda ve madenlerde değil. Ama biz depolarında zaten arkadaşımızın almaya çalışacağız. O yüzden çok da sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şimdi 1, 2, 3. 1, gerçi oraya gerek yokmuş. 1, 2, 1, 2. Şu X sayılarını da düşürmek isteyeceğim orada. Şöyle 1, 2, 3 hemen atıyorum. Çok iyi. Orada X sayını da düşürürsek çok güzel. Kartal topuna hem daha fazla hasar vermemiz için hem de tomruk atarın daha fazla iş yapabilmesi için bizim için güzel oldu. Orada içinden buz tazısı mı neydi bunun ismi tam olarak bilmiyorum ondan çıktı. Ama orada direkt ölecek tekli cehennemden dolayı. Güzel, tamam. Yine gayet okey. Şimdi şu etrafı biraz temizleyeceğiz. Ondan sonra depoları falan yağmalayacağız arkadaşımız. Zaten Tomruk Atar'ın ana olayı burada açıkçası kara iksir deposuydu. Kara iksir deposunu aldı. Diğer olayı da kartal topuydu. İkisini de almayı başardık zaten yıldırım yardımıyla beraber. Güzel bir şekilde. Şimdi burada biraz depolarına saldıracağım. Rakibimin hem altın hem iksir. Şuradan şöyle ikişer ikişer atmaya devam ediyorum. Gayet güzel. 3, 2. Buraya da 2 tane attık. Güzel. Altın depolarını da aradan almaya çalışacağım. Onları da aldıktan sonra zaten saldırıyı sonlandıracağız. Köyde başka bir şey kalmadığı için bizim ilgimizi çeken tek savunmalar kalacak. Onlar da pek umurumuzda değil açıkçası. Gayet güzel. Köydeki zaten almamız gereken her şeyi alıyoruz. Direkt burada saldırıyı sonlandırıyorum. 6700 karakteri burada en değerli aldığımız şey. Diğerleri de hiç fena değil diyebilirim. Gayet güzel. Görevimizi de tamamladık. O bir süper barbar kullanarak 5 çok oyunculuk savaşta bir yıldız kazan.
Bunu yaparız. Bu görev alıyorum. Süper Barbar'ı da açarız. Hiç dert değil. Şu iksirleri harcayacağım bu arada ya. Süper iksirlere. Yani kara iksire ihtiyacımız var sonuçta. Diye düşünüyorum. Gerçi bir düşüneyim. Makslanmalarına ne kadar kaldı? 73-73 oluyor. Bu da 11 oluyor. Daha kara iksire ihtiyacım var ya. O yüzden buradan Süper Barbar'ı süper iksirle beraber etkinleştiriyorum gayet güzel bir şekilde. Şuradan 5 tane süper barbar basacağım. Bu arada bunları da bağış için basmıştım ama başkası atmış. Samet orada abi yazmış, gördüm, ona da birazdan cevap veririm. Şöyle ordumu tekrardan basıyorum. Bu sefer süper barbarla beraber bir saldırı yapacağız. Hemen güzel bir köy bulup geliyorum. Hadi bakalım bir saldırı daha araya sıkıştıra verelim. Bu arada halen abone olmadıysan bir abone olursan da çok sevinirim. 950 abone olmamıza çok az kaldı. Beni desteklemek için lütfen ama lütfen abone olmayı unutma. Evet, köyümüzün ganimeti çok güzel. Son saldırımızda böyle güzel bir köy yapmış olalım. Şöyle okçularımı atıyorum. Her zamanki gibi ganimet kasma birliğim olaraktan. Yani şey gibi düşünebilirsiniz bu okçuları ya. Sinsi Goblin'in bedava hali gibi. Ve menzilli hali. Çok çok daha iyiler. Bence Sinsi Goblin'den keşke kalıcı olsalardı, hep kullansak. Ama bunları tercih ediyorum diyelim. Şimdiki. Aslında biraz Süper Barbar'la Sinsi Goblin'in birleşimi gibi bir şey de benim için bir yandan. İstediğinizde yüzde almak da daha kolay oluyor bunlarla kesinlikle. Ganimet kasmak da zaten bayağı bir kolay. Şimdi yıldırımlarla beraber şu aradaki şeyleri alalım. Şuraya şöyle 1-2-3 tane attım. Gayet güzel. Buradan oraya yetişiyor mu? Yetişmiyor sanırım. 1-2-3. Şuraya attım. Gayet tatlı. 1-2-1. Tamam. Çok iyi. Şuraya iki tane atıyorum. Tomruk atarı nereye atalım? Tomruk atarı nereye atalım? Şurada kara iksir deposunu istiyorum aslında, biliyor musunuz? 1-2-3. Kara iksir deposu için tomruk atarımı kullanacağım. Gayet güzel bir şekilde. Gerçi oraya hiç yıldırıma gerek yokmuş. Kaya Saçar zaten ölüymüş. Neyse, hiç dert değil. Orada Kareksir deposunu alabildiğimizi almaya çalışıyorum Tomruk Atar'la beraber. Zaten Tomruk Atar'ın gücü hayli bir fazla olduğu için çok da acımıyor açıkçası. Tomruk Atar orada yani çok temiz bir şekilde almayı başardı. Bu arada Süper Barbar almayı unuttuk. Allah beni ne yapmasın. Neyse, her türlü yapılır, yine de sıkıntı yok. 150 almamız lazım. Süper Barbar belki atmışımdır diyeceğim ama atmadım ya. 150 almasak daha okeydi aslında da, neyse 150'yi de aldık. Saldırıyı sonlandırıyorum. Tek Süper Barbar almayı unutmasaydık çok tatlı olurdu. Ama o da sıkıntı değil. 5 tane Süper Barbarımızı bastık artık. Her savaşta birer birer kullanmaya çalışacağız. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Dediğim gibi artık Clash of Clans'ı gönlünüz rahat bir şekilde, hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü Supercell desteği var. Sorun yaşasanız bile Supercell en hızlı şekilde çözmeye çalışacaktır. Yani artık bilgisayardan Clash of Clans oynamak çok daha basit ve güvenilir diyebilirim. Aşağıda indirme linki var. Onun dışında abone olmadıysanız abone olursanız ve beni desteklemek